Merhaba, ben İbrahim. Bugün iyi bir tema seçmek neden önemli? İyi bir tema seçerken neleri göz önünde bulundurmalıyız konusu üzerinde konuşacağız. Tema seçimini sitenizin geleceğini belirler. Seçim yaparken yalnızca görselliğe değil, temanızın iyi kodlanmış olmasına, tarayıcı uyumluluğuna, SEO dostu olmasına ve hızına dikkat etmeniz gerekiyor. Peki tema seçerken neleri göz önünde bulunduracağız? Ben temalarımı Temaforest'tan seçiyorum. Burada Temaforest'ta WordPress'e tıkladığında WordPress'in burada alt kategorileri geliyor. Öncelikle hangi sektör için sitenizi oluşturacaksanız o sektörün altındaki temayı seçmeniz önemli. Örneğin blog temaları, e-ticaret temaları, teknolojiyle alakalı bir site yapacaksanız teknoloji temalarını, eğitimle alakalı temaları, mobille, gayrimenkul sektörüyle alakalı temaları İşinizin boyutuna göre belirleyebilirsiniz. Örneğin e-ticaret temalarına göz atacak olursak, burada ben buradaki filtreyi kullanmaya özen gösteriyorum. Özellikle çok satılan temaları temalardan kullanmayı tercih ediyorum. Burada çok satanları sıraladığımızda yine bakmamız gereken kriterler var. Mesela ne kadar satıldığı, ne kadar puanlandığı, ne kadar rating aldığı ve fiyatı burada görünüyor. Mesela Porto temasını inceleyelim. Porto multiproses bir tema. Şöyle, çok fazla sektör için kullanabiliyorsunuz. E-ticaret sektörü için de kullanabiliyorsunuz. Ön izlemeye tıklıyorum. Ön izlemede business için olan kısımları, demoları geliyor. Bir de e-ticaret için olan demoları geliyor. E-ticarete tıklıyorum. Örneğin Shop 1 demosuna bakalım. Evet, tema hızlıca açıldı. Bu bizim için çok önemli. Ve görseller hemen hızlıca yerleşti siteye. Peki bunu bakarak mı anlıyoruz? Tabii ki hayır. Bunu yapabileceğimiz çeşitli siteler var. Test siteleri var. Sitenizi test ederken ben gtmetrix.com adresinden yararlanıyorum. Hemen geliyorum. Şu tarayıcımdan burayı kopyalıyorum. Gelip hemen buraya yapıştırıp analiz et diyorum. Şu an sitemize analize başladı. Evet, site analizimiz tamamlandı. Burada başta saydığım o dört kriterden ikisi için doğru tercih yaptığımızı görebilirsiniz. Öncelikle ne demiştik? İyi kodlanmış olmasına, tarayıcı uyumluluğuna, SEO dostu olmasına ve hızına dikkat etmemiz gerekiyordu temamızın. Burada hız değerimiz 93 çıkmış. Bunun 80'in üzerinde olmasına dikkat etmemiz gerekir. Bir de tarayıcınızın kodlamasının iyi yapılmış olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bu da sitenize gelen isteklerle alakalı. Mesela bunun 70'in altında olması temanızın iyi kodlandığını göstermektedir. Peki tarayıcı uyumluluğunu nasıl kontrol edeceğiz? Yine buradan Porto temanın bu linkini kopyalıyorum. Gelip Safari'de yapıştırdığımda yine aynı verimi alabilecek miyim? Ona bakmak istiyorum. Tarayıcı testlerinizi böyle yapabilirsiniz. Evet, burada da sıkıntısız şekilde ve hızlıca açıldı tamam. Yine Google Chrome'da, Internet Explorer'da test edebilirsiniz yine temalarınızı satın almadan önce. Peki SEO uyumluluğunu nasıl kontrol edeceğiz? Onu da burada temanın hemen altlarında belirtiyorlar zaten. Bu test edilerek buraya ekleniyor. Hemen aşağı doğru indiğimde temanın özelliklerine hızlıca göz atmış oluyorum. Burada zaten responsive olduğunu, admin panelinin hızlı olduğunu, kostümize edebileceğinizi, demoyu hızlıca import edebileceğinizden, WooCommerce entegrasyonu olduğundan ve evet SEO dostu olduğundan bahsediyor. Genelde temalarınızı bu şekilde satın almadan test edebilirsiniz. Yani iyi bir temayı nasıl seçeceğinizi bu şekilde anlatmış oldum. WordPress temayı iyi yapan nitelikler nelerdir konu başlığı üzerinde konuşuyor olacağız. Ben bu konuyu Temaforest'taki iyi temalar, çok satan temalar üzerinden anlatmak istiyorum. Hemen temaforest.net'e giriyorum.
Buradan WordPress'e tıklıyorum. Main Creative'e giriş yapıyorum. Buradan hemen en çok satanları listeliyorum. Satış sayısına göre mesela 51 bin adet satmış Impreza teması. Hemen bunun bu kadar tercih edilme sebeplerine hemen bir göz atalım hızlıca. Burada ön izlemeden önce altında temaya ait özellikler var. Mesela 51 bin adet satmış. 3895 kişi bunun hakkında yorum yapmış ve oy vermiş. 5 üzerinden de 4.89 puana sahip iyi bir tema. Bunu iyi yapan nitelikler örneğin hemen burada görüyoruz. Multiprocess yani birçok sektör için kullanılabilen bir tema. Shop için demosu var. Fotoğrafçılık için, restoran için, blog için, portfolyo için, çeşitli sektörler için demoları var. Bu Impreza'yı öne taşıyan bir özellik. Hemen aşağı doğru iniyorum. Yine yüksek oy aldığından bahsediyor. Güzel yorumlardan örnekler almışlar. Daha aşağı doğru iniyorum. Burada Visual Composer, Slider Revelation gibi eklentileri ücretsiz olarak sunduğunu söylüyor. Bu da çok önemli. Evet. Burada da WooCommerce entegrasyonunun ve çoklu dil seçeneğinin entegre edilebileceğini, rahatlıkla entegre edilebileceğini söylüyor. Yine Gravity Form ve Contact Form'la birlikte kullanılabileceğini söylüyor. Hemen anahtar özelliklerden bahsetmek gerekirse en önemli olan SEO optimizasyonun olduğunu ve responsive dizayna uyumlu olduğunu, responsive olarak tasarlandığını söylüyor. Burada responsive dizayna bir parantez açmak istiyorum çünkü bu çok önemli. Artık sadece masa üstünden değil, tabletlerden ve mobil telefonlardan da çok trafik almaya başladı siteler. O yüzden mobil uyumlu olması, temanızın mobil uyumlu olması çok önemli. Tabii kolay kullanımı, header'ı ya da portfolyonuzu rahatlıkla düzenleyebileceğini, kullanıcı dostu olduğunu, renkleri, sitenizin renklerini rahatlıkla ayarlayabileceğinizi de burada söylüyor. Önemli olan niteliklerden bir tanesi de demonuzu hızlıca tek tuşla entegre edebileceğinizi, import edebileceğinizden bahsediyor. Hemen aşağı doğru inelim. Evet, one page siteler tasarlayabileceğinizden de bahsediyor. Bir destek portalının olduğunu ve online dokümana sahip olduğundan bahsediyor. Bu özelliklerin hepsi temayı öne çıkaran özellikler. Tek tek saymamız gerekirse çok amaçlı demolarının olduğunu söyledik. Kolay kullanımı söyledik. WooCommerce entegrasyonu, responsive design, SEO dostu tasarım, kolay kurulum. Bunların hepsi temayı öne çıkaran özellikler. Biz de satın alırken bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar WordPress temayı iyi yapan niteliklerdi. En iyi ücretli ücretsiz 5 WordPress blog teması üzerinde konuşacağız. Bunun için en iyi ücretli tema satıcılarından biri olan temaforest.net'e giriş yapıyorum. Hemen buradan WordPress'in alt kategorilerinden blog magazine tıklıyorum. Evet, burada temalarımı listeliyor. Ben en çok satanları listelemesini istiyorum. En çok satanlarda ilk sırada Newspaper var. Bu benim de kullandığım ve gerçekten güzel bir tema. Hemen inceleyelim bunu. Burada temayı incelerken isterseniz buradan ön izleyebilirsiniz. Hemen önce bir ön izlemesini yapalım temamızın. Buradan demolara tıklıyorum. Birçok sektör için demoları mevcut. Örneğin blog için bakalım. Burada görüyorsunuz multiproses çok amaçlı kullanılabilir bir tema. İsterseniz İşte bebek blogları için, fotoğrafçılık blogları için, kafe bloğu için ya da klasik bir blog için kullanabilirsiniz. Multiproses bir tema. Örneğin kafe için tıkladığımızda hızlıca açıldığını görüyorsunuz. Burada menüyü
listeleyebiliyorsunuz. Menü sayfası oluşturabiliyorsunuz. Kahvelerle alakalı kısmı buraya ekleyebiliyorsunuz. Şu yanda gördüğünüz kısım multi process özelliğini gösteriyor. Buradan seçebiliyorsunuz. Örneğin araba bloğu için yine az önce seçtiğimiz yer gibi buradan da koymuşlar. Onları da inceleyebiliyorsunuz yan taraftan. Multi process güzel bir tema. Diğer özelliklerine göz atmamız gerekirse ben bunları kapatıyorum ön izlemeyi ve altına doğru ilerlemeye başlıyorum temanın. En çok satanlarda zaten gördük birinci sıradaydı. Bunları söylemiş. Aşağı doğru iniyorum. Multiproses olduğunu söylemiş. Galiba Uber kullanmış. Bitcoin bu temayı kullanıyormuş. Burada güzel yorumları var temanın. Aşağı doğru iniyoruz. Birçok demosunun olduğundan bahsediyor. Performans olarak Google Speed Page'de 100 üzerinden 85 almış. Çok iyi bir rakam. Pingdom'da performansı %95 çıkmış. GT Matrix'te de yine %95 çıkmış page speed hızı. Tercih edilme sebepleri açıkçası bunlar. Bunları da belirtmiş zaten burada. Biz diğer temalarımıza da bir göz atalım. Yine hemen altındaki sayfa teması yine benim de kullandığım güzel bir tema. Bu newspaper teması biraz daha spor, biraz daha renkli. Sayfa teması da biraz daha böyle ciddi bir tema. Kullanacağınız sektöre göre bunu değiştirebilirsiniz. Hemen bunu da ön izleyelim. Evet, bu biraz daha ciddi ve sınırları böyle net olan bir tema. Multiproses özelliği çok yok. Layoutları, çeşitli layoutları var. İşte klasik timeline şeklinde, mesela timeline şeklinde bir inceleyelim. İşte şu tarihte bunu paylaşmıştın, bu tarihte bunu paylaşmıştın gibi bir şeyi var. Özelliği var. Hemen geri gelelim. Bunun alt özelliklerini incelemeye başlayalım. Responsive olduğunu, retina ekranlarda görüntülenebildiğini söylüyor. Renk ayarlarını yapabildiğinizi, dil ayarlarını yapabildiğinizi söylüyor. Kendi builder'ı, sayfa builder'ı var. Bununla sayfanızı rahatlıkla oluşturabilirsiniz. WooCommerce entegrasyonu var. Sosyal ikonlarınızı, sosyal medya ikonlarınızı ekleyip, sosyal medya hesaplarınızı ekleyip ikon şeklinde gösterebiliyorsunuz. Gibi özellikleri var yine bu temanın da. Bir diğer temaya bakalım. Bu da Soledad. Bunu da hemen yeni sekmede bir ön izleyelim. Bu da yine multi konseptli bir tema. Demolarına hemen göz atıyoruz. Hemen burada görebiliyorsunuz videolu, fashion şeklinde alt kendi demoları da var. Travel gibi oyun demoları var. Bunlardan herhangi birini seçip kullanabiliyorsunuz. Hemen bunun da fark atan yerlerine bakalım. Mesela video tutorial'ı var. Video destek ağı. Bunu izleyerek temanızı oluşturabiliyorsunuz. Yine dokümantasyonu gayet iyi bu temanın da. Bu da yine kendi fark atan yerini burada belirtmiş. Mesela yüklenme zamanı 1.38 saniye olarak belirtmiş. Bu çok iyi bir rakam Pingdom'da. GT Matrix'te değeri %95 olarak çıkmış. Google Speed'te de %85 olarak görünüyor. Burada çok amaçlı olarak kullanılabileceğini söylüyor. Aşağı doğru indiğimizde yine responsive design olduğunu söylüyor. SEO optimizasyonunun iyi yapıldığını. Bu da gayet güzel kullanılabilir bir tema.
Ücretsiz temalara geldiğimizde de hemen wordpress.org'a giriyorum. Buradan temalara tıklıyorum. Hemen şuradan filtreleyebilirsiniz. Blog temalarını seçiyorum. Burada da hangi özelliklere sahip olması gerektiğini belirleyebiliyorsunuz. Mesela tema option'ı olsun, style'ını editleyebileyim, renkleriyle vesaire oynayabileyim. Mesela logomu ekleyebileyim ve header kısmını düzenleyebileyim gibi özellikleri ekliyorum ve filtrele diyorum. Filtreleyeyim. Buradan yine istediğinizi mesela bunda multiproses özellik yok. Sadece travel için, seyahat blokları için tasarlanmış örneğin. Bunu seçebiliyorsunuz. Ön izleyelim mesela bunu. Bu şekilde ücretsiz olduğu için galiba görsellerle alakalı sıkıntıları var. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ücretli ücretsiz WordPress blog temaları ile alakalı benim anlatacaklarım bu kadardı. En iyi ücretli WordPress e-ticaret temaları üzerinde konuşacağız. Bunun için en büyük tema kütüphanelerinden biri olan Temaforest'a giriş yapıyorum. WordPress'ten e-commerce e-ticaret kısmını işaretliyorum. Ve buradan en çok satanları filtreliyorum. Temaların hangi özelliklerine bakmak lazım e-ticarette? Öncelikle Google'ın ya da arama motorlarının üzerinde durduğu, önemsediği birkaç tane kriter var. Bunlar sitenizin hızı, sonra sitenizin iyi kodlanmış olması ve SEO puanınızın yüksek olması. Bunlara dikkat ediyor arama motorları sizi sıralamaya alırken. Yine UX dediğimiz yani kullanıcı deneyimi de çok önemli. Buna da dikkat ediyor. Şimdi isterseniz sıradan incelemeye başlayalım. Bu en çok satan e-ticaret teması. Temaforest'ın. Bunu farklı kılan özelliklere göz attığımız zaman örneğin video online ders desteği var. 7/24 destek ağı var. Aşağı doğru indiğimizde sürekli güncellendiğini söylüyor bize. 300'den fazla layout'unun yani 300'den fazla böyle kendi içinde demosunun olduğundan bahsediyor. Page Builder özelliği sayfaları rahatlıkla kurgulayabileceğiniz bir Page Builder'ı olduğunu söylüyor. Burada da bir görüntüsünü almışlar. Sürükle bırak mantığıyla istediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz temanızı. Evet, en dikkat çeken noktası da Google Speed değerinin %98 çıktığı. Desktop'ta UX yani kullanıcı deneyiminin %100, mobilde de yine kullanıcı deneyiminin %100 olduğunu söylüyor. Hemen isterseniz bir şöyle ön izleme yapalım bu temayla alakalı. Evet, burada hemen e-ticaret sitesi için sepetin olduğunu, login yapabileceğinizi, pop-up şeklinde çıkıyor mesela, güzel bir özellik. Aşağı doğru indiğimiz zaman şuradan mesela shop'tan ürünleri nasıl görüntüleyebileceğinizi, kategori sayfalarınızın çeşitlerini, ürün sayfalarınızın çeşitlerinden bahsediyor. Mesela left column olana bir göz atalım. Ürünleri böyle görüntüleyebiliyorsunuz. Renkleri, renk seçimi var mesela yine bu temada. Sonra numara seçimi var. Aşağı doğru indiğiniz zaman oylamalar, insanların yorum yapabileceği kısımlar. Bunlar e-ticaret siteleri için oldukça önemli. Bu da bu özellikleriyle beraber öne çıkan bir tema. Diğerlerine de göz atalım şimdi. Geri geliyorum. Sıradaki temamız Shopkeeper. Bu da yine özellikle e-ticarette öne çıkan bir tema.
Yine bunun da kullanıcı bilgilerini rahatlıkla görebileceğiniz bir kısım var. Aşağı doğru iniyoruz. Çeşitlerinin olduğundan bahsediyor. Ürünleri bu şekilde ya da çeşitli layoutlar şeklinde gösterebileceğinizden bahsediyor. Video ekleyebiliyorsunuz ürünlere. Rahatlıkla kostümize edebiliyorsunuz. Blog kısmı var yine her temada olduğu gibi. Bu temada daha çok kendi e-ticarette yaptığı kendine özgün özelliklerle öne çıkıyor. Hemen bunu da ön izleyelim. Yine hız açısından oldukça güzel bir tema olduğunu söyleyebilirim. Hemen burada shop'tan örneğin product category şeklinde seçiyorum. Bu şekilde listeleyebiliyor. Böyle hızlı görüntüle, sepete ekle gibi üzerine geldiğin zaman oluşan özellikleri var. Hemen hızlı görüntüle diyorum örneğin bu ürünü. Evet, bu şekilde hızlıca görüntüleyip sepete ekleyebiliyorsunuz. Bu şekilde oldukça yine güzel, başarılı bir tema. Sepet sayfası da bu şekilde açılıyor. Checkout ya da sepete gidebiliyorsunuz. Bir diğer temamız Porto. Porto da yine multiproses bir tema. Birçok demosu var kendi içinde. Porto temasında öne çıkarılan özellikler özellikle hızlı olması, e-ticaret entegrasyonunun olması, yine birçok demosunun kendi içinde multiproses olarak yer alması, header kısımlarını özelleştirebilmeniz, yine aynı şekilde layoutları özelleştirebilmeniz, sidebarları, burada responsive olduğu, admin panelinin hızlı olduğu, hızlıca demo import edebileceğiniz, WooCommerce entegrasyonunun olduğu, SEO dostu ve hızlı olduğundan bahsediyor. Hemen buna da göz atalım. Ön izliyorum. Hemen blog kısmına, shop kısmına bakıyorum. Örneğin shop demo 1. Sitenin hızlıca açıldığını, görsellerin hızlıca yüklendiğini görebiliyorsunuz. Bu hız önemli bir parametre. Kullanıcıların sitenizi terk etmemesi, alışverişe devam etmesi açısından dediğim gibi önemli bir parametre. Burada da görüyorsunuz üzerine geldiğiniz zaman ürünün beğen ya da işte listeme ekle gibi hızlı görüntüle gibi özellikleri var. Renkleri seçebiliyorsunuz. Hangi renk olmasını istiyorsanız size'ı seçebiliyorsunuz. Bu da kendi içinde güzel özellikleri olan bir tema. Bir diğer temamız yine bir e-ticaret teması. The Retailer. Bunu da yine kendi içinde öne çıkan özellikleri var. Hızlıca kurabiliyorsunuz. Yine dokümantasyonu ve video izleme özellikleri var. İzleyerek hemen sitenizi oluşturabiliyorsunuz. Ürünleri ekleyebiliyorsunuz takıldığınız yerlerde. Gibi özellikleri var. Bunu da hemen hızlıca bir göz atalım. Her e-ticaret sitesinin kendini öne çıkardığı özellikler var. Önemli olan dediğim gibi hız konusuna dikkat etmeniz. Sitenin hızlı açılması, page speed'inin yüksek olması, GT Metrix değeri, isteklerin vesairenin hani sitenize uygun
daha az olması, bu çok önemli bir kriter. İyi kodlanmış olması ve tarayıcı uyumluluğuna göz attığınız zaman aslında geri kalanı görsellikle alakalı. Hangisini, örneğin burada da mesela bu temaya baktığımızda az önce Porto'da yanda çıkan iki tane beğen ve hızlı görüntüle gibi özellikler vardı. Onun haricinde hangisi sizin gözünüze hitap ederse onu seçebilirsiniz. Burada da hemen ürünün üzerine geldiğinizde mesela farklı bir görsel gösteriyor ve şuradan hemen sepete ekle gibi bir özellik çıkıyor. Mesela hangisini diğer karşılaştırmak gerekirse hangisi gözünüze hitap ediyorsa onu seçebilirsiniz tema olarak. Bu temamız da bu şekildeydi. Son bir tema daha bakalım. Genelde nasıl kıyasladığımızı görmenizi istiyorum. Bu da Bazar Shop. Her zaman destek önemli her tema için. Burada güzel yorumlarını koymuş ve sürekli güncellendiğini söylüyor temanın. Bugları vesaireleri sürekli gideriliyor. Hemen bunu da bir canlı ön izleyelim. Bunda da direkt kategoriler vesaireler görebiliyorsunuz. Shop sayfası. Home'un farklı versiyonlarını buradan belirleyebiliyorsunuz. Ana sayfanızın. Burada da ürünün üzerine geldiğim zaman hafif pop-up gibi açılıyor. Detayları görüntüleyebiliyorsunuz. Karşılaştırabiliyorsunuz ürünleri. Paylaşabiliyorsunuz ya da işte alışveriş listenize ekleyebiliyorsunuz ya da sepetinize ekleyebiliyorsunuz gibi özellikleri var. Bugün birkaç tane WordPress temasına, WordPress e-ticaret temasına göz attık beraber. Bugünkü konumuz bu kadardı. Görüşmek üzere.